Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün YouTube'dan para kazanma ve bu YouTube'dan para kazanma yollarını sizinle paylaşacağım. Çok sorulan sorular arasında ve herkesin bana sorduğu şu soru: YouTube'dan kaç para kazanıyorsun? YouTube'da ne kadar bir yükselişin var? Arkadaşlar YouTube'a başlamak istiyorsanız 2024'te, evet, YouTube'a başlamak istiyorsan erken mi veya geç kaldım mı? Hayır arkadaşlar, her zaman YouTube kendini geliştiren, her zaman kasan bir platform. Onun için YouTube'da ilerlemek istiyorsanız, devamlı ve kaliteli içerikler üretirseniz, konsept içerisinde hangi konseptteysen oradan devam edebilirsin. Genellikle benim videolarım sanat konsepti ve vlog konsepti içerisinde bu iki vlog konsept arasında geçiş sağlıyoruz. Genelde böyle çalışmalar, böyle videolar yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle videoda şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi sizinle paylaşacağım şeyler şunlar arkadaşlar. Önce şunu bilmekte fayda var. YouTube Google şirketinin yan şirketidir. Yani YouTube'da Google'ın şirketidir. Onun için şunu olacak arkadaşlar. Önce herkesin bir e-mail hesabı olacak. E-mail hesabı açtıktan sonra YouTube'da oturum açıyorsunuz. Oradan Gmail üzerinden giriş yaptıktan sonra videomuzu ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, YouTube'da para kazanmak için önceden 1000 abone vardı. Şimdi 1000 aboneden 500 abone düşürüldü. Şimdi ise 4000 saat izlenme sınırı vardı. Şimdi ise 3000 izlenme sınırı da var. Şimdi bunlardan 500 abone oldu ve başka size seçenekler de veriyor. Diyor ki bir tane video 3000 saat izlenme olmadı. Bir video 10 milyon izlenmen olursa bunu da ne yapabilirsin? Bundan sonra da para kazanabilirsin ve videon artık izlemelere açılabilir. Böyle bir seçenek var. Tabii ki videolar ve bunlar hepsi senin topluluk kurallarını ve telif yememen gerekiyor ve bunun gibi başlıklar için sizin ne yapmanız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Telif ve ihtar yedikten sonra videonuz kapanıyor. Şuna da vurgulamak istiyorum. 3 telif kanalınız 3 telif ihtar yerse bir daha kanalınız açılmıyor. Artık nerede olursan olun arkadaşlar, bir daha açılmıyor. Söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler, merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına lütfen iletin. Ben bunları açıklayabilirim. Artı şuna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi içerik üreteceğiz ama içerikleri nasıl üreteceğiz? Bir dahaki videoda logo tasarımı, afiş nasıl tasarlanır ve Canva eğitimi ve CapCut eğitimi arkadaşlar sizinle paylaşacağım. Bu arada ücretsiz versiyonu bile siz ne yapabilirsiniz? YouTuber'sanız bunları rahatlıkla kullanabilirsin. Evet arkadaşlar, söylemek istediğim bunlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.